Merhaba arkadaşlar, bugün bir günlük vlogla beraberiz. Tabi bu günlük vlog biraz farklı olacak. Tabi gönül isterdi böyle diğer youtuberlar gibi şaşalı bir evim olsun ama yok. Bugün günlük olarak neler çiziyorum, neler üzerinde çalışıyorum, ne yapıyorum, ne yapıyorum hani... Bu videoyu paylaşabilir miyim bilmiyorum. Ama şu an kanalım hacklendi gibi bir şey anlamadım ben de, ne oldu? Olabilecek miyim, ne olacak bilmiyorum şu an. Şimdi kanala giriyorum, tamam mı? Abi simce yazıyorum, tak diye ismini değiştirdiler kanalın. Arka fonunu, bütün videolar şu an yok, sadece bir tane canlı yayın var. Bitcoin ile alakalı. Aynı zamanda burada oynatma listelerim de var sanırım. Silmediler, böyle liste dışına falan aldılar herhalde. Bağlı olduğum şirketle şimdi görüşüyorum. Bakalım bir şekilde halletmeye çalışacağız. Umarım ki halledebiliriz. Benim için önemli olan tek şey var, emek. Yani 6 seneden beri bunu yapıyorum ve 700'den fazla video var. Emeklerinin hani tak diye çöpe gitmesi çok koyan bir şey gerçekten. Bunu şu an tattım yani. Elimden de pek fazla bir şey gelmiyor. Bazı birkaç işlem yapıyorum ve hata veriyor. Hiçbir şekilde bir şey giremiyorum. Hani bildiğin elim kolum bağlı şu an yani. Ancak bekliyoruz yani. O yüzden de yani bu videoyu da çekmeye hevesim tabii ki kalmadı. Böyle çizim vlogu diye başlamıştık ama öyle olmayacak. Acayip yani şu an sadece yatıp uyumak istiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum gerçekten yani. Umarım bu videoyu yayınlayabilirim. Yani ne olur umarım ki kanal alabilirim. Bir telefona baktım. Şey geldi, mail geldi. Dediler hani şifreyi sen mi değiştirdin gibi bir mail geliyor. Sonra aa falan bu ne ya, böyle yaparken dedim ne oluyor? Hemen annem söyledi, dedi canlı yayın açmışsın. Dedim ne canlı yayını? Böyle bir kaldım. Aha dedim kanala giremiyoruz. Ne oldu falan, hiçbir şekilde bir şey olmadı yani. Evet arkadaşlar, saat 11.30 oldu. Ben hala uğraşıyorum bir şekilde. Ama hani şunu aldım, bazı YouTuber arkadaşlarıma yazdım. Gerçekten onlar da elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorlar. Hani kendi bildikleri bir şey varsa, kendi tanıdıkları vesaire varsa yönlendirmeye çalışıyorlar. O yüzden onlara teşekkür ederim eğer ki kanal açılırsa ve bu videoyu yayınlayabilirsem. Facebook yapmışlardı kanalın adını niyeyse. Mark Zuckerberg canlı yayın yapıyordu. Sonrasında ismi falan değişti. Şimdi Bill Gates canlı yayın yapıyor. Hani ne alaka yani? Ben de görüyordum, birkaç kişinin böyle başına gelmiş gibi böyle bir şeyler vardı. Duyuyordum yani. Ama tabii başına gelmeyince bilmiyorsun yani neyin ne olduğunu. Gerçekten hayatımın en zor günlerinden bir tanesini yaşıyorum şu an. Tamam diyor olabilirsiniz ya. YouTube ya ne olacak abi, kanal açarsın bir tane. Yaparsın eyvallah, ama burada şeyden bahsediyoruz. 6 senelik bir emekten bahsediyoruz. Yani eğer ki ben kanala emek vermeyip benim 200k abonem olsaydı umurumda olmazdı gerçekten. Bir umut, ben de video çekiyorum böyle hani YouTube devam ya, bir şey yok abi, sıkıntı yok böyle. Ben de ne şeysem her olay olduğu zaman şu kamerayı aç onu çekecek, tamam mı yani? Twitter'dan bir mesaj atmışım, demiştim ki Simce kanalının sahibi olduğunu belli ettim ve kısaca durumu anlatıp YouTube etiketledim. Bana bir tane mesaj geldi. Bu mesajda şuradan şuraya böyle girebilirsiniz falan diye anlatıyor. E-posta atmamı istiyorlar ama benim mail adresim çalındığı için bunu yapamıyorum. Bu şekilde bakalım bir yol kat etmeye çalışacağız. Birkaç bir şey öğrendim. Bunlar aylarca sürebiliyormuş. Yani bunu yaşayan YouTuber'la konuştum. Ama bu tabii virüsten dolayı yüksek ihtimal uzun sürebilir. Şimdi diğer gün saat 1 civarı falan, daha bir şey yok. Bağlı olduğum partnerle vesaire iletişime geçtim. Süreç hala devam ediyor. Keşke bir şey kesin olsa da ben böyle bir şey düşünsem. Birisi diyor yeni kanal aç, birisi diyor dur alınır falan, ne oluyor bilmiyorum. Sadece elimden birazcık beklemek geliyor. Umarım çok fazla beklemeyiz. Arkadaşlar saat 9.30'u gösteriyor. Bu da şey gibi 24 saat sanki böyle vlog gibi oldu ha. Kanalın nasıl çalındı vlog? Bu arada size teşekkür etmek istiyorum. Bayağı bir kişi Instagram'dan yazdı. Hani gerçekten merak ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün 30 Nisan. Aradan 3 gün geçti ve ben hani bir tık daha iyiyim. Çünkü işleri yavaş yavaş halletmeye çalışıyoruz. Şöyle, şimdi partnerle görüştüm ve beraber YouTube'a mail attık. Olay ne oldu, ismim ne ve bazı kanıtlar attık. Hesabın sahibinin ben olduğuna dair. Ve şimdi yapmamız gereken oturup haber beklemek. Bazı kanallar böyle olduğu zaman ortalama 40 gün, 45 gün içerisinde falan almışlar. Ama bizim amacımız bunu ne kadar erken olsa o kadar iyi. Zaten şu 3 günde bile 3000 kişi abonelikten çıktı. Bu durum beni üzdü. Ben hani olabildiğince abonelikten çıkmayın hani geri alacağız falan dedikçe çok fazla kişiye ulaşamadım galiba. Ve tabi bu süreçte yeni bir tane kanal açtım. Hani birbirimizi unutmayalım diye. Ve kendim de boş geçmeyelim. Böyle depresyona girersin ya, daha sonra böyle yemek yersin. İşte bu depresyona girip bir nevi video çekmek, video atmak gibi bir şey benim için. Yani tek temennimiz umarım ki uzun sürmez, kısa sürede alırız. Ben sizi haberdar ederim. Evet, şimdi baktım kanalımız geri alındı arkadaşlar. Acayip mutluyum. Gerçekten çok çok zorlu bir süreçti. Yani psikolojik olarak ama... Yani alınadı ne kadar oldu? 27 Nisan'da alınmıştı. Yani ortalama 4-5 gün falan oldu ve 4-5 günde almamız gerçekten müthiş.
Normalde diğer kanallar falan 30-40 günde alıyorken biz bu kadar kısa sürede aldık. Bu yüzden çok mutluyum. Yani ortalama 3000 kişi falan çıkmış ama geri gelin yani. Yani bu videoyu çekerken hiç böyle aman güzel çıkayım, işte ışık güzel olsun falan diye uğraşmadım. Sadece anı sizlerle paylaştım. Nasıl bir durumda olduğumuzu, geçtiğimizi anlatmaya çalıştım. Umarım ki durumu anlamışsınızdır ve umarım ki desteklerinizi her zaman bizden esirgemezsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben şimdi kanalla uğraşacağım. Görüşürüz.